ilk olarak şu soruyla başlayalım isterim. Seçim sonrası yatırım stratejileri nasıl olmalıdır yatırımcının? Seçim sonrası yatırım stratejileri nasıl? Bir kez ilk önce birinci kuralı söyleyeyim. Birinci kural, bunu bir kamu spotu olarak söyleyeyim. Ben iki şeye karşıyım. Nedir biliyor musun? Birisi alakasız bir konu ama. Bütün kadınların zayıf, böyle dudaklı, böyle yanaklı, tek tip olmasına karşıyım. Aynı şekilde herkesin de borsada veya diğer yatırımcı trader olmasına da karşıyım. Yani herkes aynı olmak zorunda değil. Evet. Herkes bununla mutlu olmak zorunda değil. Herkesin kapasitesi aynı değil. Şimdi bu öyle bize sistem dikte etmiş ki böyle işte kadınlar böyle olacak, bu boyda olacak, bu şeyde olacak. Herkes onu olmak için koşturuyor bir sürü psikolojisiyle. Bir ton mutsuzluk yaratılıyor bundan dolayı, insanlar mutsuz oluyor. Aynı şekilde yatırımda da böyle. Herkes alacak satacak kardeşim. İlla al sat yapmanıza gerek yok. Şu sebepleri düzgün yapıp düzgün fonlara koyarsanız stratejiniz yanlış bile olsa çok güzel para kazanıyorsunuz. Bir kez bunu bir koyalım, altına çizelim. Yani bugün konuşacağımız şeyi evet arada değiştirelim ama çok değiştirmeseniz bile çok büyük kaybınız olmaz, doğru yerlerde park edersiniz. Tabii. Bunu bilelim. Bu ama yine de Mert abi, yine de tamam okey, biz bir şeyler de yapmak istiyoruz diye diyorsanız da şunu görüyorum. Deminki senin stratejimde gösterdiğim üzere her ne kadar faiz artışı yapılsa da, her ne kadar Sayın Mehmet Şimşek ve diğer bakanlar doların artmaması gerektiğini anlatıyor olsa da, benim kendi Instagram'ımda ve YouTube'umda da paylaştığımda göreceksiniz ki bir adil değer neden ve bazı başka nedenlerden dolayı doların biraz daha artması gayet sağlıklı ve ülke içinde uzun vadeli iyi. Kısa vadede kötü gibi görüyor vatandaş ama doların çok düşük kalması da üretimi ve ihracatı ve istihdamı mahvediyor. Dolayısıyla doların yavaş yavaş artma olasılığı var seçimden sonra. Çok büyük bir artış değil ama artma olasılığı var. Yani asgari ücret %50 arttıysa, dolar %40 artarsa 42 liraya gelir. 42 bile olduğunda sen para kazandım zannedeceksin. Aslında sen para kazanmıyorsun. Asgari ücretten bile az artmış oluyor. Sen 44 bile olduğunda dolar yıl sonu yine asgari ücreti geçememiş oluyorsun. Bakın asgari ücreti bile geçemiyorsun. Bu kadar düşük yani. Ama bizim vatandaşımız bunu anlamıyor. Neyse, şimdi dolayısıyla da bu dolar da seçimden sonra bir artış olma ihtimalinden dolayı dolar bazı varlıklarda olmak seçimden sonraki bir ay için çok mantıklı. Dolayısıyla bu stratejimiz içinde Eurobond olabilir. Yurt dışı hisse senedi fonları olabilir. Demin size söylediğim gibi altın kesinlikle olmalı. Altın olmalı, altın olabilir. Onunla ilgili bir soru daha gelmiş. Altın için bir izleyicimiz de diyor ki yıl sonuna kaç olur sizce Mert Bey diyor. Bence ons 2350-400'ü görürse şaşırmam. 2300-350 çok hızlı gitti çünkü 2000 biraz düzeltme yapabilir. Gram da onunla senkronize olarak doların da artışıyla 3000-3200 olursa gram şaşırmam. Dolayısıyla tüm bunlardan dolayı altın da olması lazım portföyde. Dolayısıyla demin sana yaptığımız gibi aslında yani %50 altın ağırlıklı olmak, %15-15-15 de yurt dışı hisse fonları ve yurt dışı blockchain fonları gibi fonlarda olmak, %15 falan da Türk hisse senedinde olmak lazım. Ne zamana kadar? Seçimden sonraki bir aya kadar. Yani biz şimdi bugün ayın kaçı? 23'ü galiba. 23 evet. Biz bir ay 23 bir dahaki 23 Nisan'da Cumhuriyet Bayramı'nda çocuk bayramında 23 Nisan'da büyük ihtimalle yapamayız. 24'te yapabiliriz. 24'te falan yaptığımızda orada şunu konuşacağız. Artık seçim bitti. Döviz ve altında bir hareket oluşmaya başladı. Yavaş yavaş hisse senedi fonlarına geçiyoruz diyeceğiz. O zaman da biraz hisse senedi fonlarına geçmek daha mantıklı olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu sefer de orası gidecek. Yani evet. Altın, döviz gidecek. Sonra da hisse senetleri gidecek. İşte yayınlarda da biz de sevgili Mert Başaran'la birlikte nereye doğru pozisyon almamız lazım? Bunları konuşuyor olacağız. Ama aslında hepsinde olacağız. Sadece ağırlıkları değiştireceğiz. Yani hiçbir yerden tamamen çıkılmayacak. Her zaman sepet içinde yani hep onu söylüyorum. Hepsi olsun ki mutlu olun. Yani bugün borsa çıkmada mutlu olman lazım. Ben hep mutluyum mesela. Niye mutluyum? Ben hep niye mutluyum biliyor musun? Neden? Bir, Allah'a çok şükür sağlığım var. İki, çok sevdiğim bir iş yapıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatıyorum. Çocukken bile böyleydim. Vaaz verirdim böyle. Kilise papazı gibi, tamam mı? Bir de sizin motivasyonunuz da insanlardan yani Allah razı olsun. Evet, siz çok hoşuma gidiyor. Evet, çok dua almak çok hoşuma gidiyor. Ömrümün uzattığına inanıyorum. Üçüncüsü de hep benim her gün kazanıyorum ben. Şimdi niye her gün kazanıyorum? Şimdi manevi kazançtan sonra bir de maddi kazançım oluyor. Niye? Çünkü abi hepsi var küçük küçük de olsa. Bakın parayı küçümsemedim ben hiçbir zaman. Yani bana diyorlar ki işte çok param vardır ondan. Vallahi çok parayla alakası yok arkadaşlar. Çok az paranız da olsa sepetinizi yaptığınızda mutlu oluyorsunuz. Yani bugün borsa çöktü diyorlar. Bir bakıyorum evet borsa çökmüş ama altından yine kazanmışım. Sonra altın çöktü diyorlar. Bu sefer de borsadan kazanmışım. Altınla borsa çöküyor. Aa baktım bu sefer de kriptodan kazanmış oluyorum. Yani sepetin içinde hepsi olursa hep kazanıyorsunuz ve total baktığınızda bir gün o artıyor, bir gün o artıyor, bir gün o artıyor ama bir yıl vadeli baktığınızda aslında hepsi aşağı yukarı artıyor ve hepsi ortalama bir getiri sağlıyor size. Bugün bir yıl içerisinde %70
altın artsa, %80 altın artsa, %150 blockchain ya da ne bileyim işte Bitcoin artsa, %120 Türk hisse sedası, totaliniz ortalama %100'e geliyor. Ana amaç lütfen ve lütfen sepetlerde hepsinin olması lazım. Arada sepetleri böyle değiştireceğiz. %15'inizi sonra %30'a çıkaracağız. Sonra indireceğiz, kaldıracağız. Yapacağımız iş bu kadar aslında. O da neye göre? Piyasadaki koşullara göre. Tabii. Çok artandan çıkacağız. Fonlar da böyle yönetiliyor arkadaşlar. Fonlar da başka bir şey yapmıyor. Adamlar %20'yi getiriyor, öyle sağlıyorlar. Ne yapıyor? Bakıyor ki altın çok artıyor. Bu sefer diyor altınla gümüş paritesi çok düşürüyor. Gümüşe geçiyorlar kıymetli madenler. Ya da mesela Koç İştirak Fonu mesela çok iyi gidiyor diyor ama bakıyor Koç İştirak'ın içinde Türk Traktör çok yavaş kaldı diyor. Gidiyor otokarı satıyor, Türk Traktör'e geçiyor. Türk Traktör'den çıkıyor Yapı Kredi diye böyle dengeleri değiştiriyor hafiften. Böyle yaparak da çok güzel yönetiyor. Biz de bunu yapacağız. İşimiz bu arkadaşlar.